Merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Kayhan. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü tanıtımımız Black Magic Pocket Cinema Kamera 6K. Evet, ben de uzun zamandır bekliyordum bu kamerayı almayı. Bunun zaten kardeşi olan 4K uzun zamandır çıkmıştı. Bayağı bir tereddüt ettim. Acaba alayım mı, almayayım mı? Çünkü ondaki faktör mikro sensör olmasıydı. Yani o da beni bir şekilde rahatsız ediyordu. Çünkü ben GH4, GH5 kullanıcısı olarak hani bazı noktalarda, ISO noktalarında bayağı bir yani ışık yetmezliğinden şikayetçiydim. Hani ileriki zamanlarda Blackmagic 6K çıkarınca yani hiç düşünmeden ona doğru yönlenmeyi tercih ettim. Ekipmanlarımı sattım. Yani bu arada kendim film prodüksiyon kanalında gördüğünüz gibi zaten TK prodüksiyon. Ben Fransa'da yaşıyorum. Türkiye, Fransa ve Almanya bağlantılı kısa filmler, uzun metrajlı filmlere de festival filmleri olarak çektiğim için yani bana böyle bir kamera lazımdı. Böyle bir kamerayı aldığım için çok seviniyorum. Bugün hep beraber açılışını yapacağız. Evet, kutu açılışını yapmadan önce ufaktan bir kameradan bahsedelim. 13 dinamik aralıklı bir kameramız. Lens yuvası EF mant yani Canon lensleriyle uyumlu çalışabiliyor. Fiksel sırası 6144'e 3456. Yani bu bizim 6K çekebileceğimiz anlamına geliyor. Sensörün daha büyük olması sayesinde alan derinliğinin daha iyi ve verimli olmasına olanak sağlıyor bu arada. Adaptör takarak sinelenslerle de kullanabiliyoruz. Tabii bunda adı üstünde 6K var. 5.7K modu var. 4K DCI Ultra HD modu var. 6K çekim yapmak istediğimizde sensörü full olarak kullanıp 50 frame'e kadar çıkabiliyoruz bu arada. Full HD modunda ise 120 kareyi görebiliyoruz. Evet, hemen açalım. Evet, gördüğünüz gibi dizaynı çok güzel. Bu şekil görünüşü var. Bir önceki versiyonda 4K'da yoktu. Buna koymuşlar. Yani tripod kullanmayanlar veyahut da gimbal kullanmayanlar için kullanışlı bir aparat olduğunu düşünüyorum. Bunu buraya koyuyorum. Ondan sonra şöyle gördüğümüz gibi hoş geldin kağıdı koymuşlar. Bunlara çok fazla detay olarak inmeyeceğim. Yani çünkü videoyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Hani bir de şöyle bir durum var. Ben bayağı bir araştırdım. Bugün Blackmagic 4K olsun, 6K olsun. YouTube'da fazla videoları yok, Türkçe yok. Şimdi ben kendim Fransa'da yaşadığım için Fransızca videoları tabii ki izledim. Yani Fransızca da çok fazla yok ama Türkçe'ye nazaran bayağı bir var. Genelde İngilizce çok kayıtlar oluyor. Böyle bir eksiklik var yani. Bundan sonra bütün yapacağım videolarda Blackmagic'in tüm detaylarını, çekim modlarını, gece gündüz bütün testleri yayınlamayı düşünüyorum. Final Cut Pro X kullanıyorum. Bundan sonra DaVinci kullanacağım. Yani her ikisini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü DaVinci bu gönderdi yani bu normalde 200-250 dolar civarında olması lazım. Tam şu andaki günümüzde tam net fiyatını bilmiyorum. Ama bu ömür boyu bir sürüm. Pro sürümü yani yenilendikçe ömür boyu kullanabileceğiniz bir ürün. Bir de Blackmagic tabi aldığınız zaman otomatik olarak yani bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunu da şöyle kenara koyuyorum. Bu gördüğünüz fişi şöyle. Yani bu fişi şimdi pil ömrü kötü olduğu için yani gerçekten çok kötü. Kesinlikle bu pili kullanmanızı tavsiye ettim. Sonraki videomda bataryam ve ekipman Blackmagic'in nasıl olacağını anlatacağım. Şu gördüğümüz gibi ufak bir pil. Yani şimdi Blackmagic bilinçli bunları yapıyor. Çünkü kamerayı ucuz tuttuğu için yani bu standartlarda ne yapıyor? Piyasada aparatlardan para kazanacak tabii ki. O yüzden bize aşağı yukarı ben bir araştırdım. Yani 1000 dolarlık bir ekipman almak gerekiyor.
Bunlar da zaten ülkeler arası kullanabileceğimiz adaptörler. Evet. Sonunda kameramızı elimize alıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, kameramızı elimize aldık. Yani çok kompakt bir yeni nesil Blackmagic Design'ın uyguladığı bir kamera. Şurada gördüğünüz gibi bir baş parmağı tutmak için, böyle hani düşürmek için bir şey yapmışlar. Çok rahat. Yani elinize aldığınız zaman bayağı bir hani DSLR kameralara nazaran daha bir kamera tadı veriyor. Burada tuş fonksiyonları var. ISO ayarı olsun, beyaz ayarı olsun, o tür ayarları yapabiliyoruz. Ayrıca kayıt yapabilmek için düğmemiz var orada. Onun haricinde açıp kapama düğmesi var. Ve kısa yolları için 3 tane bulunan düğme var. Bu kısa yolları herhangi bir şekilde ayarlayabiliyorum. Full HD çıkışı var. XLR jack ve 3.5 jack'larla beraber aynı anda çalışabiliyor. Ve ayrıca mikrofon çıkışı da var. Kameranın 2 tane giriş kart yeri var. G-Fast ve SD kart olarak. Üçüncüsü de SIAP'tan bağlanan portatif SD'lerle çalıştırabiliyoruz. Tabii onu da 1 TB olarak almanızı tercih ederim yani. Bu kamerayı ben niye aldım? İlk başta onları size anlatayım. Şimdi dediğim gibi ben kendim kısa filmler, ondan sonra uzun metrajlı festival filmleri yaptığım için bu kamera bana çok uygun geldi. Hem fiyat açısından hem de renk açısından. Bugün bu kamerayla yani Hollywood filmlerine benzer diyorum, yani Hollywood filmlerine benzer nitelikte, yani onu hissini veren, daha doğrusu söyleyeyim, yoksa tabii onlar Arri, Alexa, Red gibi kameralarla çekildiği için çok büyük prodüksiyonlar tabii ki. Ama o hissi veren bir kamera. Sonuçta bayağı bu fonları falan inceledim. Ben bunun öncesi GH4, GH5 Panasonic kullanıcısı olarak, o da çok güzel bir kamera. Bu arada muhabbet kuşum da var. Hayvanları çok seviyorum. Onun belki sesi de geliyordu şu anda. O da bizi izliyor. Şirin, selam söyle bakayım kızım. Şimdi nerede kalmıştık? Dediğim gibi film kompakt bir el kamerası. Yani o hissi veren. Sony'lerden şu anda Sony'nin A7 S3'ü çıktı. 5 sene aradan sonra. O da çok güzel bir kamera. Ama fiyat performansı olarak aşağı yukarı bunun 2 katı. Yani festival filmleri, kısa filmler olarak, profesyonel klipler olarak, yani ben bunu daha uygun gördüm. Ondan sonra pil ömrü, yani dezavantajları da var tabii ki. Ama sonuçta sinema kamerası olduğu için, fotoğraf makinesi olmadığı için, yani onlara o şekilde geride bırakmış oluyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kamerayı kesinlikle düğün yapan kişiler almasın. Çünkü düğün yapan kişiler Sony kameraları çok başarılı bu konuda. Anında takip netliği olsun, ISO performansı olsun, çok iyiler. Yani buna da yaparsınız ama yani çok yorulursunuz, hiç gerek yok. Benim bu kamerayı almamın diğer sebeplerden bir tanesi RAW çekim yapması. RAW çekim nedir? Ham videodur, sıkılaştırmamış videodur. Şimdi bu RAW olarak biz bunu çektiğimizde post prodüksiyonda istediğimiz gibi renklerle, istediğimiz gibi görüntüyle oynayabiliyoruz. İşte bu yüzden hani biraz önce demiştim ya, Hollywood filmlere yakın görüntüler veriyor diye. İşte o yüzden RAW çekmemiz gerekiyor ki renklerde bayağı bir oynayalım. Tabii bu RAW çektiğimiz gibi yani bu renkleri DaVinci'de yapmak gerekiyor. Çünkü o konuda gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii de ProRes kayıt çekiyor. Bu kamerayı alan kişi arkada post prodüksiyonda sağlam bir yani bilgisayar olması lazım. Yani i7'den aşağı olmaması gerekiyor. 32 RAM, yani bellek olması gerekiyor ki post prodüksiyonda çok rahat bir şekilde halledebileceğinizi düşünüyorum. Ben kendim i9 kullanıyorum. Yeni jenerasyon. Yani 8K'ya kadar çok rahat kullanabildiğim bir laptop. MacBook Pro.
aldım. Çünkü hani seyahatte yaptığım için veyahut da evde sıkıldığım, dışarıya gittiğim zaman bir kafede oturup oralarda da çalışmalarımı devam ettirebiliyorum. Negatiflerinden zaten bahsetmiştik. Pil ömrü, ondan sonra imaj sabitleyicisi yok, stabilizasyon yok. Yani bu kameraya alan bir şekilde bunlara çözüm olması lazım. Stabilizasyon ben de şu anda yanıma almadım ama onu bir sonraki videolarımda, yani konu o kadar çok yoğun olduğu için yani hepsini teker teker hepsi farklı bir video çekme gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün hani bu videonun sonuna geldik. Çünkü çok fazla zamanınızı alıp sizi sıkmak da istemiyorum. Ufaktan bir kutu açılışı yaptık. Ondan sonra teknik özelliklerinden birazcık bahsettik. Biraz benim yaptığım işlerden bahsettik. Bir sonraki videolarımda dışarıda bu kameranın teknik özelliklerini daha inceleyip yeni videolar çekmek adına sizlere hoşça kalın diyorum. Eğer kanalıma, yani bu videoyu güzel bulduysanız, olumlu bulduysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki yeni projelerde, yeni çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.